Anladım da aldığınız karar güç sahibini daha da güçlendiriyorsa. Hayır efendim. Nereden biliyorsunuz? Ben de diyorum ki İyi Parti'nin güçlenmesinden kim rahatsız oluyor, kim kaybediyor? Sorunuzun net cevabını istiyorum. İyi Parti'nin güçlenmesiyle AKP çoğunluğunu kaybetti mi? Ben bir tek İyi Parti'ye bağlamıyorum. HDP'nin parti olarak girmesi de etkili oldu. Siz HDP'yi... Parti olarak nereye girdi? 2011 yılında 70 milletvekili çıkardılar. Efendim çıkartabilirler onlar. 7 Haziran seçimlerini İyi Parti sayesinde mi kazandılar? Ben de, o zaman da vardı. İyi Parti parlamentoya girdiği 2018'inde İyi Parti karşıtlığı yapmayın efendim. Hayır canım. Karşımda müsaade edin de bir basın mensubu olarak benim söylediklerimi topluma iletmeme de müsaade edin. Bakın ben diyorum ki 2018 yılı